Allah, Akbar. İdlib, Suriye'deki iç savaşın en kritik noktalarından biri. 2015'te oradaki muhalif grupların birleşmesiyle rejimden alınmıştı. Şu anda ise muhaliflerin elindeki Suriye'deki en önemli bölge. İdlib yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'ye akın etmeleri önlenerek bu kişilere İdlib'de destek sağlanıyor. Halep ve Suriye'nin diğer bölgelerinden ayrılan birçok sivil buraya sığındı. Konumu itibariyle de stratejik önemde. Bir kere Türkiye'ye komşu. Ayrıca doğudaki Halep, kuzeydeki Afrin, güneydeki Laskiye ve diğer rejim bölgeleri arasında tampon konumunda. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bu yana Suriye'de oyun kurucu konumunda. Rusya ve İran'la çatışmasızlık bölgelerini hayata geçirmesi de bunun en önemli göstergesi. Milli güvenliği için oyunun kurallarını belirleyenlerden biri olması şart. İdlib'de bu dengenin Türkiye için en hassas noktası. PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ülkenin kuzeyinde terör kuşağı oluşturma girişimi Fırat Kalkanı ile bozulmuştu. İdlib'de terör kuşağının Akdeniz'e ulaşmasını engelleyen en önemli tampon. Ayrıca rejimin kuzeye doğru ilerlemesini de engelliyor. Türkiye'nin çatışmasızlık bölgeleri kapsamında İdlib'e asker göndermesi bölgenin geleceği, dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği açısından da kritik. Çünkü uygulama Rusya ve İran'la birlikte yürüyor. Bu iki ülke Esed'in en büyük destekçileri. Dolayısıyla Mehmetçiğin olduğu bölgelere rejimin ilerleme ihtimali neredeyse yok. İdlib rejim için de çok kritik. Burası Esed'e meydan okumanın kalesi. Şu an çatışmasızlıkla silahlar sustu. Bölgede kontrol sağlandığında iç savaşı masada çözmenin yolları aranacak. Ancak bu çözüm bulunamazsa İdlib'in Halep gibi şiddetli saldırıların hedefi olması da muhtemel. Çünkü Esed, Suriye'deki iç savaşta nihai mücadelenin burada yaşanmasını hedefliyor. İdlib üzerine yaşanan süreçte Amerika Birleşik Devletleri geri planda. Ama bölge onlar için de kritik. En kritik nokta da Fetih el-Şam. Yani eski adı Nusra cephesi olan El-Kaide bağlantılı grup. Amerika bunu bahane ederek PYD'li teröristlerle İdlib'i hedef almayı planlıyordu. Astana süreciyle İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık bölgesi bu planın önüne geçti. Allahu Ekber! Afrin'deki PYD'li teröristler de Türkiye için bir başka güvenlik sorunu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye ordusuyla Afrin'e operasyonu da sürekli masada. Ancak önce İdlib'de kontrol ve sükunetin sağlanması gerekiyor. Sonrasında sıra Afrin'e gelebilir. Çünkü bölgeye kuzey yönünden yapılacak bir harekattan ziyade güneyden kuzeye yapılacak bir harekat çok daha etkili olacaktır.